Merhaba arkadaşlar, ben Özgür Mava. Bugün 21 Mayıs. IQ Pusul'da şu an en son üçlü RSI yöntemini deneyeceğiz tekrar tekrar ve sonuçlarına beraber bakacağız. İkili de işlemi yapıp Euro Dolar işlem yapacağız. Bu arada IQ Pusul para ödeme ve almada Webmoney var. Webmoney hakikaten çok sıkıntılı bir kart. Şu an çok uğraşıyorum üzerinde. Belli bir paralarım var içerisinde ve sonuçta kişisel bir pasaport istiyorlar. Bunun için de bazı evrakları bir saniye. Evet, devam ediyoruz. Burada birkaç yöntemler oluşturmuştuk. Bunların videolarını çektik. Vortex yöntem 1, yöntem 2. Bir de muhteşem üçlü tekniği vardı. 3 tane RSI'da çalışıyor. 1.7, 1.14, 1.21 göreceğiniz üzere. Ve şablon haline getirmezseniz ve tek tek de yapabilirsiniz. Bunu şablona tıkladığımız zaman otomatik olarak buraya açar kendini. Bunlardan 1.7, 1.14, 1.21'dir. Şu an tam da pozisyona gelmişken açalım, çok güzel. Hatta 30 dolar gireyim ben buna. Bir dakika. 1 dakika geçmiş, 5 saniye kadar. Şu an bakın bu RSI alta girmiş, 30'un altına, bu da ve bu da. Şu an güzel bir sonuç alınabilir. 1 dakika, 3 dakika gireceğiz. Özür dilerim buna. 3 dakika gireceğiz, pardon. İşte bunlar yukarı doğru çıkacaktır. Sonuç alınabilir diye umuyorum. 30 dolarla girmiş olduk. RSI'lar altta, altta ve altta üste doğru çıkıyor. Muhteşem üçlü tekniğinden. Bu süreç ilerlerken bir de şeyi göstereyim. Bakın yukarı doğru dikti kendini. Bu da dikti, bu da dikti, bu da dikti. 30'un altı, 30'un altı, 30'un altından yukarı doğru çıkıyor. Tam tersinde, tam tersi yapacaktık. Ve hiçbir template, indikatöre gerek kalmadan yapıyorduk. Bu RSI'yi nereden bulurum derseniz de Webmoney'den az sonra biraz daha bahsedeceğim. Webmoney beni çıldırttı gerçekten. Bunu söyleyebilirim. Kadar olmaz yani. Bir sürü ben cüzdanla çalıştım. Ben Webmoney kadar tuhafını görmedim yani hakikaten. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum oralardan. RSI popüler kısmından şurası. RSI zaten başlıkları Relative Strength Index VSI. Buna tıklayıp tek tek bir tane 7, bir tane 14, bir tane 21 basıp bu hale getireceksiniz. Ve böyle güzel bir sonuç umarım alacaksınızdır. Webmoney, ben bir 4-5 ay oldu mu bilmiyorum, girdim. Bir resmi pasaport verdiler. Onunla para çekebileceğini düşünüyordum. Bir fotoğraf istediler. Yani tabi bunları sonradan sonra anlıyorum. Yani öyle bir şey ki Webmoney bastığınız yerde 3-5 ayrı yere tıklayıp göndertiyor ve farklı farklı yerlere kanalları açıyor. Bir de dil Rusça Türkçe'ye de çevirseniz anormal bir şeyler oluşuyor. Yapanlar bilir. En sonunda gönderdik fotoğrafımızı. İşte adresi, faturamızı falan filan ama maalesef bir türlü hani parayı bir kere çektirdi, bir ucuzi bir para. Ondan sonra çektirmiyor. Ben de tabii anlayamadım neden çektirmiyor diye bu. Sonra anlayan anladık ki yani görevleri tamamlaman gerekiyor. Görevlerden bir tanesi de pasaportun kişisel pasaport haline gelmesi. Bunun için de bazı noter gibi yerler belirlemişler. Onlardan bir para karşılığı pasaportu çıkartıyorsunuz, kişisel pasaport. Yani o bölgenin vatandaşı olduğunuzu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Tabii bu da birçoğu Rusya'da dünyanın değişik yerlerinde var. Türkiye'den bir tane bulduk. Bakalım. Bir de oraya gitmeniz gerekiyor. Yani bayağı uzun bir iş. Daha sonraki videolarda bahsederim ama bu ilk adımı galiba güzel bir şekilde sonuçlandıramadık gibi mi? Son 20 saniye bakalım. Umarım gelir yine de. Sonuçlansın. Biz daha sonra konuşalım Webmoney'nin beni nasıl çıldırttığı ile ilgili. İnanılmaz bir yer gerçekten. Bir Rus firması, Rus e-cüzdanı. Daha önce Secret, Neteller, hep PayPal çalıştık.
Yani hiç böyle sorunlarımız olmamıştı. Ama bu WebMoney beni gerçekten çıldırttı. En yakın zamanda çıkıp kurtulmak istiyorum oradan. Bu kadarını söyleyebilirim size. Veyahut da bu kişisel pasaport artık İstanbul'a veya Ankara'da birkaç yer var. Gidip sadece bu iş için yani kendini ispat etmek için hani limitleri kaldırabilmek için anlıyor musunuz? Gitmek gerekiyor. Hem masraf hem de ne gerek var bu kadar yani arkadaş nedir yani sanki? Bunları sizlerle paylaşmak istedim. İşte başka bir çift daha açalım. Başarılı oldu. Şimdi hepsi yukarılarda gözüküyor. Dikkat ederseniz ele sayıların kafası. Bunlar içeriye girmeye başladığı zaman en geç ele sayı girecektir. Bir yatırım denilebilir buradan da. Hang Cat. Bunlar şuradan çıkmış zaten. Dolar zaten açık. Toket açalım bir tane. Bakın şu gelecek biraz sonra. Aşağıda bu yukarı doğru çıkacak. Bu yukarı doğru çıkacak. Bu da yukarı doğru çıkmaya başladığı anda biz 3 dakika bir yatırım girmiş olacağız. Ama maalesef bunun dakikalık yatırımı şu an şurası pardon. 3.42 eşitten ayarlayalım ve bakalım. Girişleri kontrol altında tutmak istiyoruz. Bunu da aşağı inmesini bekliyoruz. Yani WebMoney böyle. WebMoney ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, paranızı ödemenizi alamıyorsanız biraz bu yüzden olduğunu düşünüyorum ben. Çok karma karışık bir şey. Bir de muhatap bulamayışınız. Ticket yazıyorsunuz. Ticket'ın cevabı geliyor ama adresinize tekrar dönüyorsunuz. Yani doğru dürüst bir cevap alamıyorsunuz. Net bir cevap alamıyorsunuz. Muhatap bulamamak kötü. Bununla alakalı. Yani benim bildiğim bir cüzdanın olur. Skrill'de öyle, Neteller'de öyle, PayPal'da öyleydi. Bir adres, bir fotoğrafla doğrularsınız. Paranız gelir. Paranızı çekersiniz. Para yatırırsınız. Paranız gider. Bu ne abicim böyle? Yani CIA gibi, KGB gibi. Yani bu kadar araştırma, bu kadar derinleştirme. Bu kadar karma karışık bir sistem daha önce görmemiştim. Sıkıntıdayım yani. WebMoney beni gerçekten çıldırttı. Şu an altlarda geziniyor bu. Bakın şu girmeye başladı artık. Bunu artık bir 3 dakika girelim bakalım. 2 dakika diyor ama 3 dakika olmuştur herhalde. Keşke şu bir de 3 dakika girelim bakalım. Çünkü 2 dakika girmiş olduk. Tam 3 dakika girelim. Biraz sayılar içeri doğru dönüş yaptı. Önce 7, sonra 18, sonra 21. Çünkü vazgeçebilir. Böyle şeyleri de var bakın. Huyları da var böyle küsüyorlar. Tekrardan vazgeçebiliyorlar. Vazgeçerse zaten iş kötü. Şu bir dakika. 3 dakikalık açmıştık. Neydi? Açmadık. Şuraya mı açtık? Açılmadı mı ötekisi? Şu an kafaları güzelce diktiler. Bunu 1'e 1 veya 1'e 2 de deneyebilirsiniz. Yani 1 dakika ve 2 dakika da deneyebilirsiniz. Ben 3 dakika giriyorum ama 2 dakikalık veya 1 dakikalık tam içeri gerçekten bir giriş yapıyorsa 1'e 1 bile denenebilir. 1'e 2, yani 2 dakika, 3 dakika gidilebilir diye düşünüyoruz. 3 dakikalık açtığımız şeyi açmamışız demek ki. Böyle gözüküyor. Saniye kaldı. Yani WebMoney beni çıldırttığının hikayesi bu. Sizler de böyle hikayeleriniz varsa veya
Sorunlarınız varsa video altına yorum olarak bırakın, hep beraber paylaşalım arkadaşlar. Bu şekilde girmiş oldum. Burada zaten yoktu. Şunu da vardır. Olsa olsa. Yani bu yöntem de böyle bir şey. 2'de 2 getirmiş oldum. Videolarımızın devamı için lütfen abone olunuz ve like atınız. IQ Option Demonic adlıdır. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Hoşçakalın.